Merhabalar, bugün sizlere SurveyMonkey platformundan bahsedeceğim. SurveyMonkey, online anket hazırlama platformudur. Birazdan sizlerle küçük bir anket hazırlayacağız. Ama onun öncesinde, SurveyMonkey'in diğer platformlardan ayıran belli özellikleri vardır. Bunlar, mesela SurveyMonkey'de hem bireyler için anket diye bir seçenek vardır, hem de kurumlar için anket diye bir seçenek vardır. Yani toplu anketlere de imkan veriyor. Şimdi SurveyMonkey'e öncelikle bir kayıt olalım. Ben daha önceden kayıt olmuştum ama sizinle tekrardan kayıt olacağım. Karşınızda gördüğünüz ekran SurveyMonkey'in web sitesidir. Bize iki türlü bir seçenek sunuyor. Profesyonel kaydolma, ücretsiz kaydolma. Biz ücretsiz kaydolalım. Biraz önce söylediğim kurumlar için anket oluşturmada mesela yukarıda abonelik paketleri ve fiyatlandırma da görebiliyorsunuz. Yani aslında SurveyMonkey'in ekibiyle iletişime geçiyorsunuz. Onlarla birlikte her yıl düzenli olarak kurum anket oluşturabiliyor. Bize bu imkanı da veriyor farklı olaraktan diğer platformlara göre. Şimdi ücretsiz kaydolalım. Ücretsiz kaydol seçeneğine tıklıyoruz. Evet, ücretsiz kaydolmamız için bize bir kullanıcı adı soruyor. Ben daha önceden Gamze Büyükergene diye oluşturduğum için Gamze Ergene diye yapalım. Parola istiyor. Ve mail hesabımızı istiyor. Hesap oluşturun sekmesine tıklıyoruz ve hesabımız oluşturuluyor. Şimdi profilimizi oluştururken bize belli sorular soruyor. Öncelikle burada diyor ki mesela SurveyMonkey'i ne için kullanacaksınız? İşletme mi, akademik mi, devlet için mi, kar amacı gütmeyen mi, kişisel mi? Kullanacağınız platforma göre bunu seçebilme imkanı veriyor. Biz şu an kişisel kullanacağımız için kişiseli işaretliyorum. Ve devamlıyorum. Ne tür bir anket oluşturmak istersiniz diye soruyor bize. Burada 14 tane anket seçeneğine imkan veriyor şu an. Eğlenceli mi, kurs geri bildirimi, performans değerlendirmesi mi, formlar ve başvurular gibi mi şeklinde bize imkan veriyor. Biz etkinlik geri bildirimi diyelim. Bu tamamen size bağlı. Ben şu an öylesine yapıyorum. Daha sonra bitti diyorum. Ve profilimin genel hatlarıyla oluşturuyor. Gördüğünüz gibi anketimiz için bize profilimizi oluşturdu. Öncelikle sizinle küçük bir anket oluşturalım. Daha sonra ise SurveyMonkey platformunun tanıtımını yapalım. Öncelikle gelin ilk anketinizi oluşturalım diyor ve anketimize bir başlık istiyor. Biz kanalımızla ilgili bir anket oluşturalım. O yüzden Acemi İşi İmece diyelim. Ve anket oluştur seçeneğine tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi Acemi İşi İmece adlı anketimizi şu an oluşturmak için sayfa bizi bekliyor. Öncelikle anketi tasarlayacağız. Daha sonra bunun bir ön izlemesini alabiliriz. Daha sonra bunun yanıtlarını topluyoruz ve sonuçlarını analiz edebilme imkanı veriyor. Yani SurveyMonkey anket hazırlamada gerçekten lider anket hazırlama platformudur diyebiliriz. Zaten kendi web sitesinde de bu şekilde geçiyor tanımında. Bize çünkü diğer platformlara göre farklı imkanlar veriyor. Mesela istersek Acemi İşi İmece adlı anketimize logomuzu koyabiliriz. Sayfa başlığı tekrardan ekleyebilirsiniz. Bundan tamamen size bağlı. Biz hangi seçenekleri yapacağımızı da solda gösteriyor. Bakın çoktan seçmeli, onay kutuları, işte yıldızlı değerlendirme, açılır menülü, dosya ekleyebiliriz. Yorum kutusu diye de bir menüsü var. Mesela diğerlerinde olmayan. Tek metin kutusu var, kaydırmalı var, derecelendirme şeklinde cevaplarını yapabiliriz ve daha nice şeyler var. Şimdi
Yukarı doğru çıkıyoruz ve yeni soru diyoruz. Yeni soru sekmesine tıklıyoruz. Şimdi birinci sorumuzu giriyoruz. Diyelim ki kanalımızın içeriğinden memnun musunuz diye bir soru soralım. Cevaplarımız çoktan seçmeli olabilir, onay kutulu, dosya yüklemeli, tek metin kutusu, yorum kutusu şeklinde olabilir. Benim bu çoktan seçmeli olsun. Şıklarımı yazayım. Evet, hayır. Bir de kısmen seçeneği olsun. İsterseniz daha fazla seçenek de girebilirsiniz. Bu size bağlı. Gördüğünüz gibi aşağıda bir kutu var. Burada diyor ki bu soruya puan ver. Yani test modunu etkinleştir yapabiliriz. Mesela 10 soruluk bir anket hazırladınız. Her birine 10'ar puan verdiniz. İnsanların yanıtlamasına göre daha sonra sonuçları analiz et kısmında bu puanlar toplanabiliyor. Böyle bir özelliği var. Biz şu an test şeklinde yapmıyoruz. Bu arada bunların propertieslerini, yani özelliklerini de değiştirebilirsiniz. Yazı rengini, büyüklüğünü, kalınlığını, küçüklüğünü vesaire bunların hepsini de değiştirebilirsiniz. Mesela bunların hepsini kalın yapalım. Seçeneklerimize daha belirgin olsun. Evet. Şimdi ilk sorumuzu kaydediyoruz. Soru ekleniyor diyor. Şimdi sorumuz gördüğünüz gibi hemen ön izleme bir şekilde karşımıza geldi. Biz bunu tekrardan düzenleyebiliriz. Seçeneklerini tekrardan değiştirebiliriz. Kopyalayabiliriz veya silebiliriz. Ben şimdi yeni bir soru oluşturmak istiyorum. Bu sefer de soralım ki kanalımızda hangi uygulamaları görmek istersiniz? Bu sefer çoktan seçmeli değil de tek metin kutusu şeklinde yanıt verilsin. Yani kullanıcıların girmesini istiyorum. Bu yüzden tek metin kutusu şeklinde cevabımı ilişkilendirdim. Kaydet diyorum. Mesela bunun da bir ön izlemesini görelim. Gördüğünüz gibi bizim istediğimiz şekilde oldu. Yeni bir soru daha ekleyelim. 3 soruluk bir anket oluşturalım. Buna da diyelim ki kanalımız hakkında eleştirilerinizi yazmanızı bekliyoruz diye bir soru söyleyelim. Buna da yorum kutusu şeklinde bir cevap ekliyorum ben. Bu tamamen size bağlı. İsterseniz seçenek de ekleyebilirsiniz, kısa metin kutusu da ekleyebilirsiniz. Ben farklı olsun diye yorum kutusu şeklinde ekledim ve kaydet diyorum. Sorum eklendi. Gördüğünüz gibi 3 soru hazırladık. Birinci sorumuz, ikinci sorumuz ve üçüncü sorumuz şeklinde hazırladık. Çok kolay bir şekilde SurveyMonkey'de anket hazırlayabiliriz. Sorumuzu yazıyoruz. Seçeneklerimiz var. Bu seçenekler arasından hangisini kullanıcıların görmesini istiyorsak onu ekliyoruz. Bu kadar. Şimdi ön izleme istiyorum. Ön izleme ve skor seçeneğine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 192'sini tamamladınız diyor. Gördüğünüz gibi ön izlemem de doğru bir şekilde. Bu arada SurveyMonkey'i hem bilgisayarlarda kullanabilirsiniz, hem tabletlerde hem de telefonlarda kullanabilme imkanı veriyor. Diğerlerinden farklı olaraktan da. Peki ben bunu kullanıcılarımla nasıl paylaşacağım? Yanıt topla sekmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bize birçok imkan veriyor. E-posta ile gönderme imkanı veriyor. Linkin bağlantısını alma imkanımı veriyor. Messenger ile paylaşma imkanımı veriyor. Mobil uygulama şeklinde imkan veriyor. Sosyal medya şeklinde imkan veriyor. Web sitesine gömme işleminde imkan veriyor. Manuel veri eklemeye bile imkan veriyor. Çevrim dışı iken. Mesela web bağlantısını al seçeneğine tıklayalım. Genellikle en kullanışlı olan bağlantısını alıp kopyalamak. Gördüğünüz gibi
Bunun hemen bağlantısını aldık, kopyalıyoruz ve istediğimiz kullanıcıları atıyoruz. Veya biz direkt Messenger üzerinden de atabiliriz. Facebook'la da anlaşmaları olduğu için. Sosyal medya olarak. Aşağıda da bize tekrardan diğer gönderme yollarını söylüyor. Şimdi sonuçları analiz et seçeneğine tıkladığımızda ise şu an anketimde benim bir yanıtım yok. Ama anketimde bir yanıtım olsaydı, şu an benim anketimde bir, şu an benim anketimde yanıt yok. Ama bir yanıt olsaydı, bunlar bireysel yanıt mı? Veya verilerin istatistiksel olarak eğilimlerini gösteriyor. Daha sonra karşılaştırmaları gösterebiliriz seçenekler arasında. Kimler anketi cevaplamış, bunları görebilme imkanımız sağlıyor. Yanıtları topla seçeneğine de tıkladığımızda. Başkalarını da bilgilendirebiliriz. Onlara tekrardan geri bildirim de gönderebilme imkanı veriyor SurveyMonkey programı. Gerçekten kullanışlı bir platformdur. Bu şekilde mesela anketlerim seçeneğine tıkladığımızda bizim daha önceden oluşturduğumuz tüm anketleri görebilme imkanımızı veriyor. Örneğin biz bunu biraz önce oluşturduk. Bunu son değiştirme tarihimiz ne zaman? Ne zaman oluşturmuşuz? Yanıt sayısı kaç? Tasarımında tekrar değişiklik yapmak istiyor musunuz? Analizimi gösteriyor veya paylaşma seçeneği veriyor. Yani siz bir yıl önce de bir anket oluşturursanız bunu tekrardan düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Anket oluşturma bu şekilde. SurveyMonkey'de mesela abonelik paketleri ve fiyatlandırmalar var. Bunlar da kurumlar için, şirketler için genellikle sıklıkla kullanılan bir özelliktir. Biz şimdi onu incelemeyeceğiz. Ama ücretsiz anket oluşturmak online bir şekilde bu kadar kolay. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.